Şimdi kardeşlerimiz benim anlattıklarımı çok özenli dinliyorlar. Fakat ayrıca yayınlanıyor da. Değil mi? Yayınlıyoruz evet, da. Evet. Bakın diyor ki ne kadar galiz bir iddia. Mehdi'nin sakallı olacağı doğrudur. Bakın girişe bak. Ama diyor ahir zamanda gelecek olan Mehdi-i Azam'ın yani asıl Mehdi'nin sakallı olacağı kesin değildir. Nereden çıkarttınız bunu? Ve diğer Mehdi'lerin de sakallı olacağını nereden çıkarttınız? Bir tane Mehdi'den bahsediliyor. Hepsinde ittifakla 20-30 tane hadis var. Mehdi'nin sakallı olduğunu bahsediyor. Detayları veriliyor sakalının. Evet. İnce ince. Mehdi-i Azam'ın sakallı olacağı kesin değildirin. Kaynağını sorsunlar. Kaynağı yok. Bak diyor ki, elbette Mehdi-i Azam'dan önce pek çok hidayet rehberi Mehdi'ye gelmiştir. Bunların sakallı oldukları da doğrudur. Bak orayı kurtaramamış. Dolayısıyla hadisler doğrudur. Kardeşim hadislerde daha önce gelen Mehdi'leri tek tek saymıyor ki zaten öyle bir konu yok. Mehdi'nin sakallı olacağına sürekli aynı konu işleniyor. Mehdi sakallı başka hiçbir ifade kullanılmamış hadislerde. Yani şu Mehdi ayrı sakallıdır, bu Mehdi ayrı sakallıdır demiyor ki Peygamberimiz. Bütün hadisler ortada. Herkes biliyor bunu. Bir tane Mehdi'den bahsediyor Peygamberimiz. O da sakallı olduğunu bahsediyor. O kadar. Ancak Mehdi-i Azam, Deccal ve Süfyan'a karşı mücadele eden Zat-ı Nurani hakkında farklı hadisler vardır ki, özel olarak ona işaret etmektedir. Bu hadislerin en önemlisi, Said fitnelerden uzak duran kişi. Bak en önemli hadis buymuş. Mehdi'nin sakallığını anlatan en önemli hadis buymuş. Said fitnelerden uzak duran kişidir. Fitnelere maruz kalır da sabreder. Ona müjdeler olsun. Onu bu hale düşürenlere de yazıklar olsun. Fethul Kebir, Hilyetül Evliya'dan naklen Ramuzul Ehadis, Feyzul Kadir, yine hadis numarasını vermiş, 2081. Bu hadiste geçen vaha, fevahen kelimesini İslam bilginleri yüzü açık ve sakalı yok manasına geldiğini söylerler. Dikkat edin şimdi. Burada doğru söylemiyorlar. Böyle söyleyen hiçbir alim yok. Hiçbir kayıtta yok. Bütün kütüphanelere baktırdım. Bütün dedikleri eserlere baktırdım. Sureti katiyede böyle bir ifade yok. Ortaya bir laf atıyorlar. Nasıl olsa ispat edemiyor Müslümanlar diye. O da öyle kalıyor. 40 yıl, 50 yıl Müslümanları böyle efendim ne diyelim doğru olmayan bir bilgiyle bilgilendirmişler. Kendi kafalarınca. Bunu ben ta İstanbul'a geldiğimde duymuştum. Bu hadis. Bu iddiayı. Bütün kütüphanelerin hepsine baktık bu dedikleri kitapların hepsine. Sureti katiyede böyle bir ifade yok. Sureti katiyede. Fitnelerle ilgili Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Sünen İbn-i Mace'de, Sünen Davud'da hepsinde var. Said kelimesi onlar için doğrudan Bediüzzaman'ı anlatıyor anlamına geliyor. Peki Kur'an'da geçen yüzlerce insan ismi var. Hadislerde de geçen yüzlerce insan ismi var. O zaman o hadislerin hepsi insanlar tarafından bölüşülür. O der ki bu bana anlat, beni söylüyor. O der ki beni söylüyor, o beni söylüyor der. Bunun bir mantığı var mı? Yani hadislerde geçen kelimelerde insanların isminin olduğu belki 1000 tane hadis vardır. Belki 1000 tane kelime vardır. İnsanların isminin geçtiği. Milyonlarca insana bakmış oluyor o zaman o hadisler. Şüphe yok ki diyor Peygamberimiz, Said, bahtiyar olan, mutlu olan, fitnelerden uzak kalandır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu cümleyi 3 defa tekrarlamıştır. Fakat fitnelere müptela oldu ve sabreder, ona müjdeler, onu bu hale düşürenlere de yazıklar olsun. Bu hadiste geçen 3 defa tekrar edilen ve yukarıda müjdeler olsun diye manalandırılan fevahen kelimesinin değişik manaları Allame Aliül Kari'nin Mirkatül Mefatihinde Ramuz ve Levami'de izah edilmektedir. Ramuz'un kenarında fevahen kelimesine
el vehyü, yani sakalı tıraş edilmiş manasının da verildiği görülmektedir. Tezkiret-i Kurtubi'de de aynı manaya yer verilir. Bakın dikkat edin. Doğru söylemiyorlar. Böyle bir şey yok. Evet. Sureti Kat'ede böyle bir yazı yok. Sözlük anlamı da zaten bu anlamda değil. Açın bakın sözlüklere. Hiçbir şekilde bir anlamı yok. Evet. Anlamı düz. Şüphe yok ki bahtiyar fitnelerden uzak alandır. Üç defa tekrarlıyor peygamberin fevahen kelimesi. Müjdeler olsun. Müjdeleme anlamındadır. Bütün Arapça sözlüklere bakın. Araplara sorun. Hepsinde bu böyledir. Ve dedikleri kitapların hiçbirinde, bakın hiçbirinde böyle bir ifade geçmiyor. Doğru söylemiyorlar.